Mısır'ın Hurghada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde, hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly Havalimanı'ndayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Kolezyum, yani Amfiteatro Magnum. Magusa'da San Nicolas Katedrali'nin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Selanik'te Atatürk'ün evinin tam önündeyiz. Plevne'deyiz. Kuzey Makedonya'da Manastır'dayız. Balkanların en güzel şehirlerinden, en turistik şehirlerinden bir tanesi olan Ohrid'deyiz. Burası Almanya'nın Freiburg bölgesinde Breisach şehri. Kosova Priştine'deyiz. Priştine'de çok önemli bir yerdeyiz. Abu'da'da böyle arkamda güzel bir manzara varken Aleksandropolis'te, Dede Ağaç'ta, bir de Demokrasi Caddesi'ni gece görün istedik. Batı Trakya'da Türk'ün, Müslüman'ın en bol olduğu şehirlerden bir tanesindeyiz. Yunanistan'ın İskeçe bölgesindeyiz. Dubai'nin yepyeni gününden herkese merhabalar. Şu anda arkamda gördüğünüz Dubai çerçevesi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın heykeli tam arkamda gördüğünüz üzere. Herkese nereden merhabalar biliyor musunuz? Ohrid'den, yani Ohri. Yani biz Ohri diyoruz, onlar Ohrid diyor. Böyle değişik, tartışmalı bir konu. Ama Ohrid nerede? Ohrid, Kuzey Makedonya'da güzel bir Balkan şehri. Küçük ama bir o kadar da geniş bir Balkan şehri. Bakalım Ohrid'deki maceralarımızda sizleri neler bekliyor? Her hafta olduğu gibi bu hafta da Sergio ile Volk Show'dan herkese ama herkese merhabalar. Bizler için şu anda televizyonu başında olan herkes, hepinize kucak dolusu sevgiler ve bu haftaki Volk Show'a hoş geldiniz. Balkanların ve hatta Kuzey Makedonya'nın en önemli şehirlerinden bir tanesi olan Ohrid'e gidiyoruz. Çınar Meydanı'ndayız. Burada muhteşem ve mistik bir meydan var ve yaşayan oldukça fazla Türk var. Hemen ben sizlere söyleyeyim. Ohrid'in ortalama nüfusu 40 bin ama bu arada Ohrid hakkında bilmeniz gereken en önemli konu ise şu. Şu anda Ohrid'in en enteresan noktalarının birinin önündeyiz. Zaten arkamdaki duvarlarda neyin önünde olduğumuzu anlıyorsunuz. Şu anda buraya gelip de görmeniz gereken en önemli yerlerden bir tanesi olan Plaushnik bölgesindeyiz. Ohri'nin en önemli noktasındayız. Nerede olduğumu söylemeden önce Ohri'nin Makedonya için ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum size. Bu arada Plaushnik bölgesinde gezerken dikkatimizi bir şey çekiyor. Burada Sinan Çelebi Türbesi var. Ohri'de gelince mutlaka burada inci almanız gerekiyor. Aziz Kliment Kilisesi'nin önündeyiz. Dediler ki buraya geldiğinizde mutlaka köfte yemelisiniz. Ve bana yemesi kaldı. O zaman ben soğutmadan başlayayım. Ohrid, Kuzey Makedonya ve tabii ki tüm Balkanlar için en önemli şehirlerden bir tanesi. Neden mi? Çünkü Ohrid kendi az nüfusuna rağmen Kuzey Makedonya'nın en çok turist ağırlayan şehri aslında. Bunun da birçok sebebi var. Çünkü şehir kendi kendine tarih kokuyor.
En önemli sebebi de çok güzel bir gölün etrafına kurulmuş bu şehir ve o gölün ismi Ohrid Gölü. Ohrid'in nüfusu ortalama 60 bin civarında. Ayrıca Ohrid, UNESCO tarafından Dünya Mirası listesinde yer almakta. Ohrid Gölü hakkında az sonra size çok güzel bilgiler vereceğim. Lakin dilerseniz göle geçmeden önce şehirle alakalı ufak tefek bilgiler paylaşmak istiyorum sizlere. Ortalama 6000 küsür senelik köklü bir geçmişe sahip bu şehir. Evet, bu şehirde de birçok medeniyet yaşamış. Fakat birçok Balkan şehrinde de gördüğümüz gibi bu şehirdeki en derin izleri Osmanlılar bırakmış. Ayrıca kiminiz biliyor belki şu anda izleyen ya da kimileriniz bilmiyor. Ama Ohrid bizim Yalova ile kardeş şehir aslında. Ohrid'e baştan sona baktığınızda sanki kendi memleketinizdeymiş gibi hissedeceğinizin garantisini ben sizlere veriyorum. Çünkü sanki bir Türk toprağı görünümünde şu an hala bu izleri taşımakta Ohrid. Zamanında Hristiyanlar için çok önemli bir şehirmiş aslında burası ve burası için kiliseler şehri diyorlarmış. Lakin şu anda şehirde ortalama 40 tane kilise var. Ben hepsini saymadım ama sordum, soruşturdum, sizler için araştırdım. Bu arada şehirde sadece Makedonlar yaşamıyor. Şehirde 3 dil konuşuluyor. Bunların tabii ki başında Makedonca, Arnavutça ve Türkçe geliyor. Buradan da yola çıktığımızda şehirde Türk nüfusunun da bir hayli fazla olduğunun farkına varmışsınızdır zaten. Evet, şehirdeki kiliselerden bahsettim sizlere. Ama şunu da unutmamak lazım ki şehirde 11 tane cami ve bir tane de tekke olarak şu anda hizmet veren ibadethane var. Ayrıca bunların birçoğu Osmanlı döneminden Osmanlı eseri olarak günümüze kadar gelmişler. Tabii ki arada belirli tadilat süreçleri olmuş ve bu süreçlerde de yine dediğimiz gibi her programda da belirttiğimiz gibi TİKA'nın çok büyük yardımları olmuş buraya. Bu arada ben sürekli Ohrid, Ohrid, Ohrid diyorum. Aslında Osmanlı dönemindeyken bizim Türklerin şehre verdikleri isim Ohri. Evet, Ohri yani sonunda D harfi yok. Ama Kuzey Makedonya hükümeti şehrin adını Ohrid yapmış. O yüzden burada yaşayan Türkler şehre Ohri diyorlar ama Makedonlar Ohrid diyorlar. Biz de ne yapalım? Şu anki resmi ismiyle sizlere anlatmak istiyoruz. Ohrid'i gezecekseniz tabii ki size yakışıklı mı yakışıklı bir rehber gerekiyor. O rehber de şu an hemen benim yanımda. Çağıracağım. Sonaycığım gelir misin 2 dakika? Ohrid deyince akla Sonay geliyor. Evet. Sonay, bize biraz anlatır mısın Ohrid'i? İnsanlar gelince önce nereden başlamalı? Bu Çınar Meydanı'ndan mı başlamalı? Aynen, bu Çınar Meydanı'ndan başlıyorlar. Hı-hı. Buradan. Evet. Çınar'ı anlatıyoruz müşterimize. En çok Türk müşterimiz geliyor Ohrid'de, Balkan'a yani. Evet. Türkiye'den. Müşteri derken turist diyorsun yani. Turist, bizim müşterimiz yani. Türklere bizim müşterimiz diyorum. Tamam. Onun müşterileri, turistler onun müşterisi bizim bu müşterileri. Arada. Aynen. W tatilin müşterileri. Tamam. Çok daha çok geliyorlar. Evet. Şurada Türk çarşısı. Tamam. Şurada geziyor. Burada hep helal. Tamam. Yani Osmanlı çarşısı mutfak, diyoruz. Osmanlı ona. Mutfakları, restoranlar. Aynen öyle. Şimdi sizlere Ohrid Gölü'nden bahsetmek istiyorum. Ya da Ohri Gölü de diyebilirsiniz. Evet, bu gölün çevresinde iki tane ülke var. Gölün %70'lik kısmı Makedonya tarafında, %30'luk kısmı ise Arnavutluk tarafında. Ve göl iki ülke içinde çok önemli bir turizm kaynağı. Çünkü Ege Denizi'ne uzak olan Balkan şehirlerinde yaşayan tüm vatandaşlar Ohrid bölgesinde tatil tercih ediyorlar. Çünkü bu göl Balkanların en temiz, en berrak gölü. Ayrıca en derin gölü. Evet, yanlış duymuyorsunuz. Ortalama 300 metre derinliğinde bu göl. Gölde 200 çeşide yakın, hatta belki de daha fazla balık olduğu söyleniyor.
O yüzden gölün etrafında birçok balıkçı kasabasına ve köyüne rastlayabilirsiniz. Ama onun dışında gölün etrafındaki oteller şehre turizm açısından büyük bir önem veriyor. Bazı söylemlere göre göl 3 senede bir bütün suyunu değiştiriyormuş. Yanlış duymuyorsunuz. 3 senede bir bütün suyunu kendi kendine değiştiriyormuş. Ve o yüzden en berrak göl olma özelliğini taşıyor. Ve UNESCO tarafından koruma altına alınanlar listesinde. Göl tabii ki turizm olarak çok önemli. Bir de ticari olarak da çok önemli. Çünkü bu gölden inci çıkartıyorlar. Ama bildiğiniz incilerden değil. Daha güzelleri başka bir işlemle çıkıyor. İnciler hakkında az sonra sizlere bilgiler vereceğim. Ama şunu unutmayın ki Ohrid'e geldiğinizde yaz olsun, kış olsun mutlaka gölde vakit geçirin. Hatta yaz aylarında gittiyseniz göle girmeyi de ihmal etmeyin. Balkanlarda birçok Hristiyan ülkesinde olduğu gibi bu bölgede de göle haç atıp çıkartma yarışları var elbette. Arkamda görüyorsunuz müthiş bir göl manzarası. Orası Ohrid Gölü. Ohrid Gölü'nün de Ohrid için önemi zaten çok fazla. Çünkü turistik açıdan burada plajlar bile mevcut. Ve bu plajlar için sadece burada yüzmek için gelen turistler de mevcut. Dilerseniz Ohrid'e geldiğinizde en çok ilginizi çekecek şeyden bahsetmek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Ohrid incisi. Burada birçok dükkan göreceksiniz. Hepsi inciler satıyor. İnciden kolyeler, bileklikler, yüzükler, tesbihler ve daha neler neler. Ve mutlaka hepinizin ilgisini çekecek. Altını çize çize söylüyorum. Ama bu incilerin de çok enteresan bir hikayesi var. Bu inciler öyle denizden, midye kabuğundan, tanecik olarak çıkan inciler değiller elbette. Bu inciler özel bir formülle hazırlanan inciler. Ohrid'e gelince mutlaka burada inci almanız gerekiyor. Ve şimdi Kliment Ohridski caddesinde yani gezerken büyük bir mağaza gördüm. Çok çeşit inciler var. Hemen girdim ve ben şimdi hemen buradaki kızdı yani Türk. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Güzel bir sohbet yani edeceğiz onunla. Hem de incilerle ilgili bize bilgi verecek. Bakalım görüyorsunuz çok çeşit var ama kendisi anlatsın çok daha iyi olur. Merhaba. Merhabalar. İsmin ne alabilir miyim? Bahar. Bahar, incilerle ilgili bize bilgi verir misin? Nasıl yapılıyor? Nereden çıkartıyorsunuz? Burada Ohrid Gölü'nde çıkıyor diye biliyorum. Ama siz bize daha fazla bilgi anlatırsanız çok sevinirim. Tabii ki de. Öncelikle inci gölden çıkmıyor. İnci yani balığın pulundan yapılıyor. Yani bizim gölden sedef çıkıyor. Yani istiridyenin iç kısmından şu sedef elde ediliyor. Sonra bu sedef, burada yaşayan bir balık var. Küçük korkak balık, plaşsa balığı. Yani bu göle ait bir balık. Yani Türkçesi yani şeye benzer, hamsiye benzer, küçük. Onun pulundan bir sıvı elde ediliyor. O sıvı şu şöyle şu sedefin üzeri kaplanıyor, şu hale geliyor. Yani bu o sıvının yapılışı bir sırdır. Bu sır da sadece ailenin erkek çocuklarına veriliyor. Bu çarşıda da o sırrı bilen 2-3 tane aile vardır. Bizim patronlar da o ailelerden bir tanesi Müslüman patronlardır. Yani bu incinin 3 tane rengi vardır. Şöyle göstereyim. Siyah, beyaz ve pembesi de vardır. Şöyle. Peki bu renk nasıl elde alınıyor? Doğal pigment katılıyor. Öncelikle beyaz elde ediliyor. Beyazın içine doğal pigment katılıp pembe ve siyah elde ediliyor. Yani hediyelik olan ürünlerimiz vardır. Küpeler falan. Şöyle setlerimiz vardır. Gümüş üzerine işlemeli küpelerimiz vardır vitrinlerde. Evet. Yani şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani anladığım kadar bu doğal oluşum evet. Bir inci değil. Bu tamamen el yapımı ve o yüzden çok değerli. Ne kadar sürüyor bir böyle balığın pulundan alıp ondan sonra hamur şeklinde getirip ve tamamen bu sonuç elde edebilmek yani, için aşağı yukarı süre ne kadar? Yani o süreyi biz bilmiyoruz çünkü bize nasıl desem sadece satılmak için getiriliyor ama uzun bir süre olduğu
Kesin çünkü balığın pulu işleniyor. İşleme halinde sıvı haline geliyor. Ondan sonra da sedefin üstü kaplanıyor. Yani bu parlaklığı denizden çıksa garant bir 10 bin, 20 bin dolar civarındadır. Peki, o zaman şöyle bir şey daha sormak istiyorum sana. Yüzük gibi bir şey tarzında tek hani sadece kolyeler ve setler mi var sizde? Yok, şöyle gümüş üzerine şöyle bizim dizili gençler için güzel şık takımlarımız da var. Gümüş üzerine 925 ayar gümüştür. Hı hı. Rodyum kaplı gümüştür. Beyaz altın gibi kararma yapmıyor gümüşlerimiz. Yani İtalyan gümüşüdür. En kaliteli gümüş İtalyan gümüşü olduğu için onları kullanıyoruz genelde. Çok teşekkür ederim Bahar Hanım. Size iyi satışlar. Şimdi çok güzel ve tarihi bir noktaya gidiyoruz. Hepiniz de çok iyi biliyorsunuz ki her şehrin, her ülkenin, gittiğimiz her noktanın mutlaka ve mutlaka çok eskilerden kalmış bir kalesi var. Biz de Ohrid'e geldiğimizde yüksek bir noktada lakin yürüyerek bile ulaşabileceğiniz kaleyi gördük ve gidip gezmek istedik sizler için. Kale, şehir merkezine yürüme mesafesinde bir kale. Yani sizler de gittiğinizde mutlaka bu kaleye çıkmalısınız. Biz gittik gitmesine ama şansımıza kale kapalıydı. Çünkü öğrendik ki pazartesi günleri kale kapalı oluyormuş. Şu anda Ohrid'in en enteresan noktalarının birinin önündeyiz. Zaten arkamdaki duvarlarda neyin önünde olduğumuzu anlıyorsunuz. Burası bir kale. Evet, Çar Samuel Kalesi. Ohrid'de bulunuyor ve yüksek bir noktada bulunuyor. Denizden yüksekliği ortalama 700 metre. Bu kale hakkında çok fazla rivayetler var ama ta Orta Çağ'dan geldiği söyleniyor. Hatta diğer bir rivayete göre de 1. Bulgar İmparatorluğu'nun da merkezinin bu kale olduğu söyleniyor. Kalenin şu anda günümüze kadar kalmış kalıntıları 3 kilometre duvarı var kalenin. Bu arada hala sapasağlam duran 3 kilometre duvarı var. Ve bu arada kalenin surları içerisinde apayrı bir şehir var. Evet, kalenin surlarında apayrı bir şehir var. Ve bu şehrin içine girdiğinizde burada Osmanlı evlerini de görebileceksiniz. Osmanlı mimarisini de görebileceksiniz kale içerisine girdiğinizde. Ayrıca kaleyi de zamanında buraya 500 yıl hüküm sürmüş Osmanlı Devleti kaleyi de şehri korumak için bir üs olarak kullanmışlar. Sergio ile Volk Show ailesi olarak yepyeni bir akım başlatıyoruz. Artık sizler de programımızın birer parçası olacaksınız. Şu anda bulunduğunuz ülkede ya da şehirde ya da ilçede hiç fark etmez. Öncelikli olarak yanınıza bir arkadaşınızı alıyorsunuz. Sonra telefonunuzu o arkadaşınıza yan tutması kaydıyla veriyorsunuz. Siz kameranın karşısına geçiyorsunuz. Bulunduğunuz şehrin en önemli noktasına, meydanına ya da herhangi bir tarihi eserin önüne geçip bulunduğunuz şehri bizlere bir dakikada özetliyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Ama programın sahibi sizmiş gibi yapıyorsunuz. Yani ben nasıl her programı açarken Sergio ile Volk Show'a hoş geldiniz diyorum. Siz de şunu diyorsunuz. Ayşe ile Volk Show'a hoş geldiniz. Ya da Ahmet ile Volk Show'a hoş geldiniz diyerek bulunduğunuz konumu bizlere anlatıyorsunuz. Biz de her programda sizleri yayınlıyoruz. İşte burada gördüğünüz numaraya WhatsApp yoluyla bütün videolarınızı gönderebilirsiniz. En güzel videoları ekibimiz seçecek ve sizler için yayınlayacak. Haydi bakalım bu akıma durma, sen de katıl. Şu anda buraya gelip de görmeniz gereken en önemli yerlerden bir tanesi olan Plaochnik bölgesindeyiz. Ve burada sürekli bir kazı, sürekli bir bulunan eski yapılar. O yüzden gelip burayı, arkeolojik bir alan çünkü burası. Ve üniversite öğrencileri de sürekli burada çalışmalar yapıyorlar. Siz de geldiğinizde, daha doğrusu her geldiğinizde başka yeni bir şeylerle karşılaşırsanız hiç şaşırmayın. Çünkü dedik ya, burası tarih kokan bir şehir. Ayrıca 1490'lı yıllarda
Fatih Sultan Mehmet'e adanmış, halk arasında İmaret Camii, diğer kaynaklarda ise Hünkar Camii ya da Fatih Sultan Mehmet Camii denilen bir cami varmış ve bu caminin inşaatını Ohrizade Sinanuddin Yusuf Çelebi yapmış. Yani Sinan Yusuf Çelebi. Şu anda bu bölgeye geldiğinizde Sinan Yusuf Çelebi'nin türbesini de görebilirsiniz. Bu arada Ploşnik bölgesinde gezerken dikkatimizi bir şey çekiyor. Burada Sinan Çelebi türbesi var. Yani aslında yalnız başına böyle burada garip kalmış gibi bir türbe. Çünkü zamanında burada türbenin hemen yanı başında ama yıkılan, artık kalmayan, tarihler geçtikçe Fatih Sultan Mehmet Camisi varmış. Hatta bu camiyi de Fatih Sultan Mehmet'in kendisi yaptırmış. Ama şu anda öyle bir cami yok zaten. Onun bahçesindeymiş aslında Sinan Paşa'nın türbesi. Çok özür diliyorum, Sinan Çelebi'nin türbesi. Sinan Çelebi de 1493 yılında ölmüş, türbe burada kalmış. Ama tabii türbeyle alakalı olarak burası bir kazı alanı olduğu için, sürekli kazılar olduğu için türbenin temellerinde sıkıntılar oluşmaya başlayınca sağ olsun yine Türkiye Cumhuriyeti, yine TİKA gelmiş burada hem türbeyi onarmış hem de daha kalıcı, yıllarca kalmasını sağlamış. Buraya geldiğinizde Sinan Çelebi'ye dua etmeden gitmeyin bence. Şimdi gelelim Ploşnik bölgesindeki en ihtişamlı yapılardan birine. Evet, Aziz Kliment Kilisesi. Aziz Kliment'in aranızda kim olduğunu bilmeyenler mutlaka vardır. Ama bu bölgelere aşina olanlar kesinlikle biliyorlardır. Bildiğiniz üzere biz ülkemizde Latin alfabesi kullanıyoruz. Ama Sovyetlerden ayrılan birçok ülke, yani bunların başında Bulgaristan, Makedonya, Ukrayna, Rusya hala ve hala Kiril alfabesini kullanmaktalar. Kiril alfabesinin de ne kadar enteresan olduğunu biliyorsunuz. İşte bu alfabeyi bulan Aziz Kliment'tir ve bu bölgedeki kilise ve akabinde etrafını oluşturan manastırlar, eğitimhaneler Aziz Kliment döneminde yapılmış. Çünkü amaç Kiril alfabesini herkese öğretmekmiş. Aziz Kliment'in Ohrid için önemi çok büyük. Lakin bu görkemli kilise Osmanlı döneminin hüküm sürdüğü devirlerde cami olarak kullanılmış. Şu anda Aziz Kliment Kilisesi'nin önündeyiz, Ohrid'de. Aziz Kliment Kilisesi'ni neden sizlere göstermek istedim? Bu bölgeyi sizlere neden göstermek istedim? Evet, biliyorsunuz ki birçok Baltık ülkesinde, hatta Sovyetler Birliği'nden itibaren Kiril alfabesi kullanılmakta. Burada Makedonya'da da Kiril alfabesi kullanılmakta. Örnek veriyorum, Rusya'da da, Bulgaristan'da da ve daha birçok yerde hala Kiril alfabesi kullanılmakta. Ve bu Kliment Ohridski Kiril alfabesini ilk bulan, ilk eğiten insanları, ilk öğreten kişi. Bir ufak bilgi daha vereceğim. Burası Osmanlıların idaresine girdiğinde cami olarak da kullanılmış döneminde. Sonradan tekrar 500 sene biliyorsunuz buraya hüküm sürdükten sonra Osmanlı. Tekrar bölge Osmanlıların elinden çıktıktan sonra kiliseye dönüştürülmüş.
Bulgaristan'dayız. Sofya'dayız. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dayız. Çok güzel bir bina görüyorsunuz. Alexander Nevski Katedrali önündeyiz zaten. Evet, Alexander Nevski Katedrali önündeyiz. Alexander Nevski Katedrali ile ilgili sizlere bilgiler vereceğiz. Ama öncesinde Bulgaristan'a nasıl gelinir? Ne lazım? Vize lazım mı? Bulgaristan'da yaşam, hayat pahalı mı? Ucuz mu? Yoksa gelinmeli mi, gelinmemeli mi? Bunlarla ilgili de bilgiler vereceğiz. Bulgaristan'a geldiğinizde ilk başlamanız gereken nokta burası. Sofya'daysanız ilk gezmeye başlayacağınız nokta burası. Burası Neo-Bizans mimarisiyle yapılmış bir yapı. Neden yapıldığı konusuna gelince hemen sizlere izah edeyim. Burası Bulgarların bağımsızlığını kazandığı Rus-Osmanlı Savaşı'ndan sonra ölen yaklaşık 200 bin Slav ırkındaki askerlerinin anısına yapılmış. Ve tamamlanması ta 1912 yılına kadar sürmüş. Yani baktığınızda yapı çok güzel bir yapı. Ayrıca şunu da söyleyeceğim. Bir kubbesi var ki tam altın kaplama. Geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın. Ha, içine girmek ücretsiz, içeriği gezebilirsiniz. Lakin içeride fotoğraf ve video çekimine kesinlikle izin vermiyorlar. Aklınızda bulunsun. Alexander Nevski Katedrali ile alakalı son olarak bir bilgi verecek olursam sizlere, o da şu olacaktır. Ortalama 100 bin kişiyi içinde barındırabiliyor burası. Ortodoks Kilisesi biliyorsunuz ve Belgrad'daki diğer katedralden sonra burası Balkanların ikinci en büyük katedrali. Unutmayın, ikinci en büyük. İki. Şimdi şehre adını veren kilise önündeyiz. Aziz Sofya. Nasıl bizim İstanbul'da Ayasofya var, burada da Ayasofya var. Fakat burası kilise cami değil. Tepeden bakınca bu bina haç şeklinde yapılmış. Alexander Nevski Katedrali geldiğinizde hemen onun yanında Aziz Sofya Kilisesi de bulunuyor. Onu da hemen görebileceksiniz. Şehre ismini veren Ayasofya ya da Azize Sofya Kilisesi olarak bildiğimiz kilise yer almakta. Bizde de var ya hani Ayasofya, ama bizimki artık cami tabii ki. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan bu kilise buranın en önemli dini yapılarından bir tanesi. Sofya'nın ismi de zaten az önce de söylediğim gibi bu kiliseden gelme. Kilise olarak kullanılmış tabii ki, kurulmuş da bu şekilde. Ama Osmanlı hakimiyeti olduğunda burası camiye dönüştürülmüş. Sonrasında Osmanlı Bulgaristan'dan çıktığında burayı tekrar kiliseye çevirmişler. Ve şehrin en eski yapılarından bir tanesi olarak şu anda kilise olarak yaşayanlara hizmet vermekte. Şehrin merkezine gelip gezmeye başladığınızda, nasıl ki Alexander Nevski Katedrali'nden başlıyorsanız, ona yakın birçok görmeniz gereken kiliseler ve eski tarihi yapılar var. Şu anda da bir tanesinin önündeyim ben. Bu bir Rus kilisesi burada olan ve Bulgaristan Osmanlı'dan kurtulduğunda 1882 yılında burada bir cami varmış. Ve Saray Camisi bu caminin adı. O camiyi yıkıp yerine bu ihtişamlı Rus kilisesini yapmışlar. İhtişamlı dememin sebebi şu, yine altın kaplamalı çatıları var ve tabii ki yeşilin de hakim olduğu bir kilise. Aslına bakarsanız ben üniversite yıllarını Ukrayna'da geçirdiğim için şunu söyleyeceğim, Ukrayna'daki kiliselere çok fazla benziyor burası. Malum zaten Rus-Ukrayna kültür aynı kültür. Evet, kiliseler şehri gibi Sofya, ama merak etmeyin siz, burada cami de yıkılmış olsa bilin ki Bulgaristan'da birçok cami var. Birazdan o
caminin de yanına gideceğiz ve size Sofya'daki Banyabaşı Camisi'ni göstereceğiz. Ki Banyabaşı Camisi Sofya'da hala ibadetin olduğu, hatta ibadetin izni olduğu tek cami, Banyabaşı Camisi birazdan ekranlarınızda. Sofya'da gezerken ilgimizi bir başka kilise çekiyor. Zaten bu kilisenin ilgi çekmemesi de imkansız. Çünkü kubbelerini bildiğiniz altınla kaplamışlar. Ve bu kiliseyi Sofya'ya geldiğinizde Rus kilisesi nerededir dediğinizde de gösterebilirler. Evet, mucizeleri gerçekleştiren gizli gücü ile ün salmış Aziz Nikolas Kilisesi. Aynı zamanda Sofya'daki Rus Kilisesi ya da diğer bir adı Sveti Nikolay Kilisesi olarak biliniyor. Şimdi biz bu kilise mucizeler gerçekleştiriyor dediysek de siz oraya takılmayın. Tabii ki bu onların inancına göre. Malum biliyorsunuz Sovyetler Birliği zamanında bölgede birçok Rus yaşıyordu. Ve bu kilise bölgede yaşayan Rusların birleşme buluşma noktalarıydı. Ve başpiskoposun mezarının da bu kilisenin altında olduğu söylentiler arasında. Ve burayı ziyaret edenlerin de hala ondan mucize beklentileri olduğu aşikar. Çünkü değişik değişik mektuplar yazarak hala başpiskopostan beklentisi olanlar mevcut. Sofya'da sayısız cami olmasına rağmen şu anda ibadete açık olan tek bir cami var. Ama o cami ki dillere destan Banyabaşı Camii. Evet, Bulgaristan Sofya'da bulunuyor bu cami. Avrupa'nın en eski camilerinden bir tanesi. 16. yüzyılın trendlerine uygun inşa edilmiş bir cami. Minaresi ki o minareye herkes hayran. Evliya Çelebi bile gelip de bu camiyi gördüğünde minareye hayran kalmış. Şu anda Banyabaşı Camii'nin önündeyiz. Banyabaşı Camii 1500'lü yıllarda Mimar Sinan tarafından yaptırıldı. Şu anda Sofya'nın en büyük camisi ve ibadete açık olan tek cami şu anda burada. Ve bugün Cuma, gördüğünüz üzere sokağa taşmış herkes, burada yaşayan bütün Müslümanlar. Cuma namazı için dışarı taşmışlar. Bu arada dikkatimizi çeken bir nokta daha var. Burada Cuma vaktinde namaz kılarlarken cemaat dışarı taştığı için polisler de dışarıda sanki böyle ablukaya almışlar gibi. Hani herhangi bir problem çıkmasın diye. Malum burada çok fazla Ortodoksu, Katoliği, Hristiyanı, yani zaten bunlar onların kolu. Ve Müslümanlar da çok fazla yaşadığı için herhangi bir problem çıkmasın diye tedbir amaçlı polisler de burada koruma için bulunuyorlar. Ben de şimdi kayıttan çıkıyorum. Hazır fırsat bu fırsat, hemen Cuma namazı için gidip yerimi alayım. Haydi bakalım. Camiyle alakalı olarak birkaç söz daha söylemek istiyorum. Evliya Çelebi'yi biliyorsunuz, bütün dünyayı gezmiş dolaşmış. Ve Evliya Çelebi'nin söylediği bir cümleye göre Balkanlardaki en güzel minare bu caminin minaresiymiş. Hemen arkamda görüyorsunuz. Bir minareyi gösterelim, sonra sözlerime devam edeceğim. Bu arada Sofya gezimiz esnasında birden çok kilise gördük. Bir tane de cami gösteriyoruz size. Çünkü buranın ibadete açık tek camisi Banyabaşı Camisi. Bir şey dikkatimi çekti. O kadar güzel yapılar, o kadar enteresan yapılar yapılmış. Çok güzel Bizans mimarileri kullanılmış. Ve şu anda Sofya'da Vitoşka Caddesi'ndeyiz. Yani aslında Vitoşa Caddesi, ama onlar böyle şirin olsun diye Vitoşka Caddesi de diyorlar. Neden Vitoşka Caddesi? Hemen onu sizlere anlatayım. Biliyorsunuz Sofya, Vitoşa Dağı'nın eteklerine kurulu bir şehir aslında. Ve Sofya'da normal kelime anlamına baktığınızda
bilgeliği simgeliyor. Yani bilgelik anlamına da geliyor. Bu caddeyi de böyle güzelce yapmışlar. Burada bütün dünya markalarını tekstil üzerine, kafeteryalar üzerine bulabilirsiniz. Ve şunu söyleyeceğim sizlere, biraz geniş yapıda bir cadde. Bizim Beyoğlu İstiklal Caddesi gibi de diyebilirim ben buraya. Ama bu cadde dünyada en pahalı caddeler listesinde 20. sırada. Yani alışverişinizi gelip buradan yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü malum biraz da pahalı olabilir. O yüzden iyi düşünmek gerekiyor buradan bir şeyler alırken ya da bir şeyler yer içerken. Gece hayatı da var bu caddede. En renkli, en eğlenceli caddesi dedik ya. Gecesi bir başka güzel, gündüzü de başka güzel Vitoşa Caddesi'nin. Geldiğinizde mutlaka uğrayıp en azından bir başından diğer başına alışveriş merkezi mevcut. Ama genelde yaşayan yerli halk veya buraya gelen turistlerin tercih sebebi Vitoşa Caddesi ya da onların daha kibar bir dille Vitoşka Caddesi. Çünkü biliyorsanız Vitoşa Dağı'nın eteklerine kurulmuş Sofya kenti ve bu cadde de buranın en önemli dünya markalarının yer aldığı caddesi. Yani bizim İstiklal Caddesi ya da Bağdat Caddesi gibi düşünebilirsiniz. Burada dünya markalarının dışında çok da güzel kafe ve restoranlar var. Eğer güzel bir kahve içeyim, burada bir kahve kültürüne vakıf olayım diyorsanız gezebileceğiniz ve gelebileceğiniz en güzel noktadasınız. Yürüyüş de burada çok güzel. Oturup etrafı izlemek, kahvelerinizi yudumlamak da ayrı bir güzel. O yüzden Sofya'ya geldiğinizde mutlaka Vitoşka Caddesi'ni gezmenizi tavsiye ediyoruz. Sofya'da gezmelerimize devam ediyoruz tabii ki. Arkamda yine bir kilise var, Svetinye Deli Kilisesi. Ama ben kiliseden ziyade Sofya'ya nasıl gelinir, vize almak gerekiyor mu veya gelmenin yolları nelerdir, sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Bulgaristan'a gelirken direkt Bulgar Konsolosluğundan da vizenizi alabilirsiniz. Ama bence böyle bir şeye gerek yok. Çünkü bir Avrupa ülkesi olduğu için Sofya, hatta Avrupa'ya açılan ilk kapı olduğu için Türkiye'den sonra siz direkt Schengen vizesi alıp da Bulgaristan'a gelebilirsiniz. Yani aslında bu işi bir hafta sonu kaçamağına da çevirebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz malum komşumuz. Hafta sonu kaçamağına nasıl çevireceksiniz? Hemen size bunun da tiyolarını vereyim. Dilerseniz artık biliyorsunuz trenle gelmek çok rahat. İstanbul Anadolu yakasından bile trenle gelebiliyorsunuz. Direkt sadece trenle gelebiliyorsunuz. Hatta ta Ankara'dan bile gelebiliyorsunuz trenle buraya kadar. Ve arada bir tane bilemediniz tren değiştirmeniz lazım. Sonrasında yine Sofya tren istasyonuna iniyorsunuz. Trenle gelmenin ziyadesinde uçakla da gelebilirsiniz. Ve tabii ki hepsinin dışında malum komşumuz ya hani, atlayıp kendi aracınızla da gelebilirsiniz Sofya'ya. Cuma'dan çıktığınızda güzel bir cumartesi pazar geçirebilirsiniz burada. Hem tarihi noktalara gidebilirsiniz çünkü burada da tarihi açıdan çok fazla gezilecek nokta var. Hem tarihi noktalar hem de dediğim gibi kısa bir hafta sonu kaçamağı için ideal bir yer Sofya. Sofya ile ilgili olarak şunu anlatmak istiyorum. Burada ulaşım gayet rahat. Yani nasıl rahat? Ulaşım için çok fazla seçeneğiniz var. Şehir içinde taksileri kullanabildiğiniz gibi tramvaylarla hatta ve hatta trolleybüslerle de seyahat edebilirsiniz. Burada şehir içinde bir noktadan bir noktaya gitmek için. Ama iki tane önemli nokta var. Onların etrafında zaten diğer gezebileceğiniz bütün turistik yerler. O yüzden ikisi arasında bir ulaşım seçeneğiniz olursa bütün Sofya'yı görmüş olursunuz. Ayrıca minibüsler, taksiler, dedim ya metro, tramvay ve trolleybüsleri kullanabilirsiniz.
Ruzi. Acıktın değil mi? Acıktım. Afiyet olsun. Burada kahvaltı nasıl yapılıyor? Evet, yani burada gelince mutlaka bir zorluk çekeceksiniz. O da kahvaltı konusundan. Neden? Tabii ki yani kahvaltı her yerde bulabilirsiniz yiyecek konusunda. Fakat evet, hani evet, böyle yok. Bildiğimiz börekçi yok. Hani mesela ben oturayım, rahat rahat böreğimi yiyeyim, çayım yanında içeyim. Böyle bir kültür yok burada. Pardon, kahvaltı her yerde var da sadece börekçi mi yok? Hayır ya, börek kahvaltı salonu yok. Kahvaltı da yok hiçbir yerde. Ya börek salonu önemli değil, kahvaltı yok zaten, kültürü yok. Böyle bir kahvaltı var kültürü yani. Yok yani burada. Kahvaltı kültürü yok ama kahvaltı edebilecek şeyler var. O da zakuska, hamur işleri. Hani burada çok yani yaygın hamur, çünkü çok seviyorlar. Hamurdan yapılmış bir sürü çeşit şeyler var. Hani nasıl diyeyim, poğaça gibi, börek gibi, hani bizim bildiğimiz Türkiye'de var. Ama burada kahvaltı kültürü yok. Hani böyle bizim bildiğimiz börek salonu oturayım, rahat rahat ya kahvaltı edeyim. Kahvaltı deyince niye aklına hemen börek geliyor? Normal bizde Van kahvaltı hayır, salonları yani, da var, normal kahvaltılar da var. Sen direkt börekten bahsediyorsun. Hamur bakın. Çünkü burada, onun yani kıyasladım. Hamurdan yapan evet. Yani şey. Balkanlar, buralar hep hamur işi malum biliyorsunuz. Evet, bir de kahvaltı çok fazla etmiyorlar. Kahve çok yaygın. Alıp herkes böyle, kahve içmeyi seviyor. Alıp böyle elde yiyorlar bizim evet, gibi. Evet, sokakta yani yiyorlar. Bir de yani oturup bir yerde direkt çorbayla günü başlıyorlar veya işte mangal ızgara. Öyle. O yüzden kahvaltılıklarınızı yanınızda getirin Sofya'ya geldiğinizde. Ama şöyle de bir şey var. Hamur işi satan yerlere gittiniz diyelim. Gördünüz de sosisli bir şey sakın sakın direkt atlamayın. Çünkü Bulgarlar domuz etini çok seviyorlar ve o aldığınız sosis domuz çıkabilir. O yüzden önce bir sorun. Önce bir sorun. Aynen öyle. Tavuk mudur nedir bu, dana mıdır sosis? Önce onu bir sorun, ona göre alın. Yoksa yersiniz valla. Hadi bize afiyet olsun. Ayakta mayakta ama idare edeceğiz artık. Sana da meyve suyu vereyim de biraz iç. Allah razı olsun. Meyve suyum da geliyor. Gelirken bilmeniz gereken en büyük noktalardan bir tanesi burada bir kahvaltı kültürünün olmadığıdır. Evet, kahvaltı kültürü var elbet. Nasıl var? Biliyorsunuz ki Balkan ülkeleri birazcık hamur işlerine düşkün. Burada da hamur işlerinden oluşuyor bütün kahvaltılar. Köşe başlarında hamur ürünleri satan, poğaçalar, açmalar, börekler satan, hatta dilim pizzalar satan küçük küçük zakuski dediğimiz kahvaltılık dükkanlarını bulabilirsiniz elbette. Ama sosisli olan şeylerden uzak durun. Bu benim size birinci tavsiyemdir. Çünkü bu bölgede en çok et tüketimi domuz eti tüketimidir. O yüzden sosisliden ziyade böyle içinde kaşkaval yani kaşar, içinde peynir olan şeyleri tüketmeniz benim sizlere tavsiyemdir. Biz de burada tabii ki malum siyah çayı da bulamıyoruz belki ama meyve suyuyla, poğaçayla, açmayla idare ediyoruz. Gelelim diğer yemek konusuna. Mutfakta Bulgar kültüründe bizim kültürümüzden esinlenilmiş çok fazla yemek çeşidi var. Hem de bizim hiç yabancı olmadığımız çeşitler var. Yemek kısmında bir zorluk çekmeyeceğinizi açık olarak söyleyebilirim. Ama kahvaltı kısmında birazcık hazırlıklı gelmenizi tavsiye ediyorum. Bayabaşı Camii karşısında kapalı bir çarşı da var. Aslında dışarıda baktığınızda kapalı çarşı gibi gözükmüyor. Acaba bu bina ne diye yani böyle soru işaretleri var. Aslında kapalı bir çarşı. İçeride çok güzel dükkanlar var. Hediyelik eşyalar var. Aynı zamanda bir şeyler yemek isterseniz farklı yemek mekanları da var. Hadi hep birlikte bakalım, gezelim daha detaylı neler var içeride. Banyabaşı Camii'nin hemen karşısında, caddenin diğer tarafında tarihi bir Bulgar pazarı var. Evet, kapalı bir pazar burası. Malum burada kış ayları
çok çetin geçiyor. Ama bu pazarın içerisinde hem meyve sebze çeşitleri, hem hediyelik eşya çeşitleri, hem tekstil giyim çeşitleri hepsini bir arada bulabilirsiniz. Pazar dedik, alışveriş dedik, Zuzi rahat durur muydu? Durmazdı. İlla ki bu kapalı pazara gireceğim ve gezeceğim dedi. Belki de alışveriş yapacağım dedi. Hadi bakalım şimdi pazarın içine doğru yol alıyoruz. Tam kışlık için çok güzel çoraplar. Böyle yumuşacık. Sergio ile Volk Show ailesi olarak yepyeni bir akım başlatıyoruz. Artık sizler de programımızın birer parçası olacaksınız. Şu anda bulunduğunuz ülkede ya da şehirde ya da ilçede hiç fark etmez. Öncelikli olarak yanınıza bir arkadaşınızı alıyorsunuz. Sonra telefonunuzu o arkadaşınıza yan tutması kaydıyla veriyorsunuz. Siz kameranın karşısına geçiyorsunuz. Bulunduğunuz şehrin en önemli noktasına, meydanına ya da herhangi bir tarihi eserin önüne geçip bulunduğunuz şehri bizlere bir dakikada özetliyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Ama programın sahibi sizmiş gibi yapıyorsunuz. Yani ben nasıl her programı açarken Sergio ile Volk Show'a hoş geldiniz diyorum, siz de şunu diyorsunuz: Ayşe ile Volk Show'a hoş geldiniz ya da Ahmet'le Volk Show'a hoş geldiniz diyerek bulunduğunuz konumu bizlere anlatıyorsunuz. Biz de her programda sizleri yayınlıyoruz. İşte burada gördüğünüz numaraya WhatsApp yoluyla bütün videolarınızı gönderebilirsiniz. En güzel videoları ekibimiz seçecek ve sizler için yayınlayacak. Haydi bakalım bu akıma durma, sen de katıl. Sizlere kurabiyesiyle meşhur, hani birçoğunuz kurabiyesi sonrasında tanıdı belki orayı, ama tarihle ilgilenenler varsa, özellikle coğrafya ile ilgilenenler varsa zaten hepiniz çok da iyi biliyordunuz. Yine eski bir Türk şehri olan Kavala'ya gidiyoruz. Kurabiye yemeye değil elbette, Kavala'yı sizlere kısaca tanıtmak için gidiyoruz. Yıllardır hayalini kurduğum bir şey vardı benim müzisyen olarak. Biliyorsunuz ki İskeçe'den Kavala'ya geçerken yolun üstünde Drama şehri var. Drama şehrinde yıllarca drama köprüsü aranmış. Hani bir türkü var ya: Drama köprüsü bre Hasan, dardır geçilmez Hasan. İşte ben de bu köprüyü arayıp bu köprünün üzerinde bu güzel türküyü gitarımla birlikte sizlere seslendireyim istedim. Ama çok araştırdık, taraştırdık, hiçbir şekilde köprüyü bulamadık. Hatta farklı farklı rivayetler de var. Türkiye'den de gelen birçok araştırmacılar var bu köprüyü bulmak için. Bulamamışlar. Ne yapalım? Biz de köprüyü bulamadık ama türkü kursağımızda kalmasın istedik. Başka bir köprü bulup bu köprüde sizler için bu türküyü kısaca da olsa seslendirelim istedik. Haydi bakalım, beğenilerinize sunuyoruz. Bir tas içirme,
Sondusu var tasam bir tasi çirmez. Anasam geçilir hasam, yardan geçirmez. Hasam yardan geçirmez. At martinini de bey hasam, dağlar inmez. Drama mahpusunda Hasan dostlar dinmez. Mezar taşları Hasan Evet, şu anda Kavala'dayız. Kavala'da da arkamda çok güzel bir manzara var. Arkamdaki manzaranın ne olduğunu bilenler var mı aranızda? Diyorum, bekliyorum, yok. Değil mi? Peki. Süper, o zaman ben size söylüyorum. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın evi var tam arkamda. Bir de onun çok güzel heykeli var. Az sonra onun önünden de sizlere sesleneceğim. Osmanlı döneminde biliyorsunuz Kavala'da doğdu. Sonra Mısır'da valilik yaptı Mehmet Ali Paşa ve onun buradaki Kavala'daki evi tam arkamda duruyor. Bu arada bulunduğumuz bölge kaleye çıkarken, Kavala Kalesi'ne çıkarken ki bölge. Kavala Kalesi'ne aslında çok da fazla çıkmanıza gerek yok. Eğer güzel panoramik bir manzara istiyorsanız, Kavala'ya yukarıdan bakmak istiyorsanız bu bölgeden de bakabilirsiniz. Çünkü kaleye çıkmak için bir hayli merdiven çıkmanız gerekiyor. Şimdiden ben sizlere bunun uyarısını yapayım. Şimdi bir de sizlere Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın heykelini gösterelim. Kavala'ya genel olarak baktığımızda aslında çok da yabancılık çekmiyoruz. Şahsen ben öyle hissettim. Sanki bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda yaşamış gibi hissettim. Çünkü kendi Alanya'mıza, yani bizim Antalya Alanya'ya çok benzettim burayı. Gerek marina olsun, gerek tepedeki kale olsun. Ama çok da güzel Osmanlı mimarisinin hakim olduğu sokaklar da var burada. Evet, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın heykeli tam arkamda gördüğünüz üzere. Biz de süper bir ortamdayız. Adeta burası sanki bir yarımada gibi denize doğru uzanmış vaziyette. Hemen biraz daha böyle sağımıza doğru gittiğimizde dönelim. Gerçi ben kendime göre sola doğru gidiyorum. Burada da bir kilise var, göreceksiniz. Heykelin diğer tarafında Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın evi var. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın evi şu anda müze olarak kullanılmakta. Ayrıca bu bölgede çok güzel restoranlar ve kafeler de mevcut. Panoramik olarak ayağınızın altınızda hissedeceğiniz şekilde Kavala'yı burada kafelerde, restoranlarda oturup hem kahvenizi içebilirsiniz hem de güzel lezzetlerin tadına bakabiliriz. Arkamda muhteşem bir Kavala manzarası. Güneş az sonra batmak üzere ama biz tabii ki bu güzel manzarayı buradan çıkalım. Kaleye doğru da öyle izleyelim istedik. Kaleye çıkmaya niyetlenmiştik Zuzi ile ama çok kaleye çıkasımız da yok işin açıkçası. Çünkü merdivenler çok fazla. Belli mi olur, belki çıkarız ama bu şekilde olması daha iyi. Burada Arnavut kaldırımlı güzel yollardan geldik, buraya kadar çıktık. Buraya çıkmak da bir başarı zaten. Çünkü panoramayı görmek için burada olmanız yeterli bence, bütün Kavala'yı görmeniz için. Hiç kaleye kadar çıkmanıza gerek yok. Kavala hem turistik açıdan çok güzel bir bölge, hem gezmek açısından, tatil yapmak açısından çok güzel bir bölge. Yazın buranın çok da güzel plajları var. Biz şimdiden sizlere
küçük küçük informasyon verelim ki malum yaz aylarında tatil olarak Kavala'yı seçebilirsiniz. Kavala'da görülmesi gereken yerlerin bana göre en başında gelenindeyiz şu anda. Neredeyiz biliyor musunuz? Aziz Nikolas Kilisesi'nin önündeyiz. Neden en önemli yer? Kilise olduğu için değil tabii ki, elhamdülillah Müslümanım. Nedenini söyleyeceğim size. Burası zamanında Pargalı İbrahim Paşa tarafından yapıldı. Pargalı'yı hepiniz biliyorsunuz. Pargalı tarafından yapıldı burası Osmanlı dönemindeyken. Lakin sonrasında 1926 yılında burayı kiliseye çevirdiler. Zaten şu anki yapıya baktığınızda da Osmanlı motiflerini göreceksiniz detaylarda. 1926'da burayı kiliseye çevirirken minaresini kısaltıp çan kulesi yapmışlar. Ama şu anda burası herkes tarafından biliniyor ki hem cami hem kilise. Çünkü yüzyıllar boyu camiyken daha 100 yıl bile olmamış kilise olarak. Kavala'ya geldiğinizde şehri terk etmeden önce mutlaka uğramanız gereken bir nokta var burada. Arkamdaki kemerleri görüyorsunuz. Bunlar su kemerleri. Bu su kemerleri ne zaman, kim tarafından yapıldığını merak ediyor musunuz Kavala'daki su kemerlerinin? Belki aranızda bilenler var, belki bilmeyenler var. Şu an fısırdaşanlar da olabilir. Arkadaşlar bunlar, bu kemerler şehir alındığı zaman Kanuni Sultan Süleyman, yanlış duymadınız, Kanuni Sultan Süleyman tarafından şehre su getirmek amacıyla yapılmış bu. Çok da güzel bir marina olduğunu görüyorsunuz arkamda. Burada gün batımını en güzel şekilde izleyebilirsiniz ve en rahat ve relax şekilde de yürüyebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Size de tavsiye ediyorum. İsterseniz sevgilinizle gelin, isterseniz kendiniz gelin, isterseniz eşinizle gelin ya da arkadaşlarınızla gelin. Ama yine de gelin. Çünkü gerçekten zamanında Osmanlı Devleti'ne ait ama şu anda Yunanistan'a ait olan bu topraklar hakikaten... Akşam oldu ve tabii ki biraz bir şeyler atıştırmak istedim. Gördüğünüz gibi yani pizza söyledim. Fakat... O kadar küçük pizza ben görmedim. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bir şey yani size göstermek istiyorum sipariş vermeden önce. Burada bir tane sup var, çorba. Görebiliyor musunuz? Greek tarama çorbası. Neden Greek? Yani acaba Anadolu'dan gelmiyor mu? Türkiye'ye ait değil mi bu tarama çorbası? Çaldılar mı? Yani bilmiyorum. Şimdi hemen bunu çaldınız Yunanlar demeyelim ama soru işaretli kafamda yani şey oldu, oluştu. Burada bir yerde mekanda oturacağınız zaman, sipariş vereceğiniz zaman, hatta sipariş vermeden hemen size yani böyle şişe su veriyorlar veya termos sormadan. O yüzden burada Yunanistan'da su konusunda susuz kalmazsınız. Sormadan size masaya veriyorlar. Biraz mağazalardan dolaştım. Kıyaslamak istedim. Hani Türkiye fiyatları nasıl, burada Avrupa'da fiyatları nasıl? Tabii ki bizim için çok yüksek fiyat oluyor. Çünkü euro bazında olunca hiç yani söz konusu da bile olmuyor. Konuşmak istemiyorum. Çünkü fiyatlar gerçekten yüksek. O zaman pizzam soğumadan başlayayım yemeğe. Bakalım güzel olmuş mu? Bana afiyet olsun. Görüşürüz. Sos moz da vermediler. Yani bu şekilde yiyeceğiz. Dilerseniz sizler de ülkemizdeki birçok seyahat acentasının düzenlediği gibi bu şehirlerin hepsini güzel bir tur satın alarak gezebilirsiniz. Ya da bambaşka bir seçenek sunuyorum sizlere. Aracınız varsa, malum komşu ya hani burası, kendi aracınızla da bir hafta sonu kaçamağı yapıp bu üç güzel şehri gezebilirsiniz. Ahmet'le Vokşo'dan hepinize hoş geldiniz.
Bugün Friedrichshafen'dayız. Friedrichshafen Almanya'da. Bu Bodensee Almanya'nın en büyük gölü. Burası Zeppelin uçağı görebilirsiniz. Biraz uzak ama görebilirsiniz. Ve turistik bir şehirdeyiz. Manzara çok güzel, hava çok güzel. Güneşli bir gün Almanya'da. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. Bay bay. Adem Altun'la Volkshow'a hoş geldiniz. Güzel ülkemizin Sakarya ilinin incisi Akyazı ilçesinde şu anda Göl Park'tayız. İnsanlarımızın nezih bir ortamda güzel bir hava aldığı, yunuslarla gezdiği, yabani ördeklerle birlikte güzel bir ortamda bulunduğu Göl Park'ta, aynı zamanda Akyazı ilçesinde Acelle Yaylası, Sultanpınar Yaylası, Kerem Ali Yaylası'yla Akyazı adeta bir cennet köşesi. Tarihi Akyazı Akbalık yağlı güreşlerinin yapıldığı ve kuzulu kaplıcalarının bulunduğu ilçemiz ve güzel değerler yetiştirdiği, Kenan Sofuoğlu gibi bir şampiyonu yetiştirdiği güzel Akyazı'mıza hepinizi bekleriz. Şu anda bulunduğumuz tepe yaklaşık 350 metre yükseklikte. Aksar Tepe'den sizlere Akyazı'nın güzelliklerini göstereceğiz. Hemen sağ tarafımda gördüğünüz Kerem Ali Dağı, yaklaşık 1550 metre yükseklikte olan güzellikten tüm Kocaeli'yi ve Sakarya'yı izleyebilirsiniz. Hemen arkamda Kuzuluk Kaplıcaları, hemen yukarısında gördüğünüz dağlarda Acelle ve Sultanpınar yaylalarıyla birlikte gölleri, hemen aşağıda gördüğünüz noktada Orman Park'ta piknik yapacağınız güzellikler ve hemen karşıda gördüğünüz Göl Park'ta güzelliğiyle sizleri bekliyor. Sizleri bu güzellikleri görmek için Akyazı'ya bekliyoruz. Evet, bölümü kaçıranlar sakın üzülmeyin. Çünkü kaçırdığınız bölümlerin hepsini ve eski Volk Show bölümlerimizi YouTube kanalımı takip ederek oradan izleyebilirsiniz. Ve gittiğimiz yerlerle alakalı olarak ya da bir dahaki bölümlerde gitmemizi istediğiniz şehirler ve ülkeler varsa eğer, lütfen onları Instagram'dan takip ederek bana direkt yazabilirsiniz. Önümüzdeki hafta acaba hangi şehirde, hangi ülkede olacağız? Merakla bekliyoruz bizler de. O yüzden sizler de önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok cici bakın. Görüşmek üzere. Ha, unutmayın, Sergio ile Volk Show her an her yerde karşınıza çıkabilir.